İçinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisi milyarlarca yıldız ve gezegene ev sahipliği yapıyor. Biz de o milyarlarca gezegenin içerisinde en özel ve bildiğimiz kadarıyla evrendeki tek canlı yaşamına sahip olan gezegende yaşıyoruz. Yani dünyada. Peki gezegenimizi bu kadar özel kılan nedir? Cevaplar dünyanın geçmişinde saklı. Zamanda geriye yolculuk yapacak olursak bundan yaklaşık 4,5 ila 5 milyar yıl öncesine gitmeliyiz. Şu anki Güneş sistemimizin bulunduğu yerde sadece toz ve gazdan oluşan devasa galaktik bulutlar vardı. Bu toz bulutlarını oluşturan maddeler kütle çekiminin etkisiyle zamanla çarpışıp birleşmeye başladı. Bu bir başlangıçtı. Küçük partiküller eriyerek büyük yığınlar haline geldi ve solar sistemi ve bu sistemin incisi dünyamızı oluşturdu. Ancak dünyamız ilk zamanlarında bir cehennemi andıran küre biçiminde eriyik kayalardan ve binlerce derecelik ısıdan ibaret ilkel bir gezegendi. Zamanla bu kızgın lav topu geçirdiği birçok evreden sonra değişimler yaşadı ve milyonlarca yıl içerisinde soğudu, katılaştı. Nihayetinde canlı yaşamına dair koşullar bu süreçler içerisinde olgunlaşarak biz insanlar dahil tüm canlı formları için bir yuva haline dönüştü. Ancak dünyamız kendi evlatlarına her zaman cömert ve bağışlayıcı davranmadı. Öyle ki bugüne kadar yaşamış tüm canlıların %99'unun yeryüzü sahnesinden silinmiş olduklarını görüyoruz. Bilim insanlarına göre dünyamızda günümüze kadar 5 kitlesel yok oluş meydana geldi. Bu yok oluşların genel olarak yanardağların etkilerinden dolayı olduğu düşünülse de net bir kesinlik yoktur. Ancak yok oluşlarla ilgili fosil kayıtları günümüzden yaklaşık 500 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir. Bu videoda sizleri çok da fazla teknik terimlere boğmadan sade bir şekilde yok oluşları anlatmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım. Ordovisyen yok oluşu. Dünya tarihinin en büyük üçüncü yok oluşu olarak adlandırılan Ordovisyen Silüryatik kitlesel yok oluş, gerçekleştiği yüz binlerce yıl içerisinde yok oluşlar açısından iki kere tavan yapmıştır. Ordovisyen dönem sırasında yeryüzündeki hayatın çoğu sularda bulunuyordu. Yaklaşık olarak 443 milyon yıl önce meydana gelen bu yok oluştan dolayı toplamda deniz hayatının yaklaşık %85'i yok oldu. Dünyadaki türlerin ise %60'ı ile %70'i arasında bir yok oluş gerçekleşmiştir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte büyük bir buzullaşma olayının dünya su kütlesinin önemli bir bölümünü dondurduğu düşünülmektedir. Elde edilen veriler devasa su kütlelerinin buz halinde hapsedilmesi sonucunda deniz seviyesinin büyük oranda düştüğüne işaret ediyor. Bu sebepten dolayı Ordovisyen dönemde yaşanan buzul çağının türlerin yok oluşlarından sorumlu olduğuna dair görüşler ağırlık kazanıyor. Devoniyen yok oluşu. 359 milyon yıl önce gerçekleştiği düşünülen bu dönemde dünya üzerindeki türlerin 3'te 2'si Devoniyen'in geç döneminde ortaya çıkmıştır. En yaygın görüşe göre tek bir olay değil de milyonlarca yıllık bir dizi felaketten sonra bu yok oluş gerçekleşmiş olabilirdi. Türlerin neden yok olduğu konusunda birçok teori bulunuyor. Fakat en yaygın kanı volkanik faaliyetler sonucu gerçekleştiği yönündedir. Bu yok oluş aslında dünya üzerindeki yaşamın çeşitlendiği bir döneme denk gelmiştir. Balıklar çeşitlenmiş, bitkiler mutasyona uğrayıp ormanlar ortaya çıkmıştır. Ama bunların içerisinde insanoğlunu en çok ilgilendiren olay ise denizden karaya geçişin yaşanmış olmasıdır. Bu yok oluş sürecinde türlerin yaklaşık %75'i yok olmuş ve su altı yaşamı bitme noktasına gelmiştir. Permiyen yok oluşu. Bazı çevrelerce büyük ölüm ya da büyük yok oluş olarak adlandırılır. Günümüzden yaklaşık 250 milyon yıl önce gerçekleşen bu yok oluş, gezegendeki yaşamı bitirme noktasına getirmiştir. Bu yok oluş olayı nedeniyle karadaki omurgalı türlerinin %70'i, yeryüzündeki canlılığın ise neredeyse %96'sının yok olmasına neden olmuştur. Permiyen sonu kitlesel yok oluşuna ilişkin tartışmalarda yeterli kanıtlar yoktur. Bu olay, biyoçeşitliliğe büyük bir darbe vurmuş, dünyanın kendine gelmesi, üzerindeki yaşamın kendini toparlaması, diğer yok oluşlara kıyasla çok daha uzun sürmüştür.
Bu yıkımsal felaketin nedeni, bol miktarda meteorun çarpması, bazalt seli patlamaları, denizlerdeki oksijen oranının değişikliği, deniz seviyelerinin gerilemesi, volkanik patlamalar veya bunların birden fazlasının birlikte görülmesi olabilir. Bugün dünya üzerinde yaşamını sürdüren bütün türler, Permiyen yok oluşundan kurtulabilen %4'lük kısımda bulunan canlılardan türemiştir. Dünyada meydana gelen en şiddetli ve en yakıcı yok oluş olarak bilinir. Trias yok oluşu. Trias-Jura kitlesel yok oluşu 200 milyon yıl önce dünyadaki türlerin yaklaşık olarak %70'i ile %75'inin yok olmasına neden olmuştur. Trias-Jura kitlesel yok oluşuyla boşalan ekolojik nişler, sonraki dönemlerde dinozorların daha baskın hale gelmesine yardımcı olmuştur. Trias döneminin son 18 milyon yıllık döneminde ikiye katlanan etkileriyle Trias-Jura kitlesel yok oluşunu tetikleyen 2 veya 3 aşamalı bir süreç görülmüştür. İklim değişiklikleri, sel felaketleri ve bir asteroid etkisi bu yaşam kayıplarından sorumlu tutulmuştur. Çok sayıda deniz sürüngenleri, bazı büyük amfibiler, resifleri oluşturan birçok canlı ve çok sayıda yumuşakça dahil olmak üzere pek çok canlı bu yok oluştan nasibini almıştır. O dönemde hayatta olan bütün türlerin yaklaşık yarısı yok olmuştur. Fakat bu yok oluş, Archosaurus isimli bir sınıfı ortaya çıkarmıştır. Archosauruslar, kuşların, timsahların ve dinozorların öncülleri olarak gösterilmektedirler. Bu dönemin ilginç durumlarından birisi de bitkilerin bu yok oluştan o kadar da etkilenmemiş olmasıdır. Kretase-Tersiyer yok oluşu. Bu yok oluş günümüzden 65 ya da 66 milyon yıl önce meydana gelmiştir. Kretase-Tersiyer yok oluşu öyle muazzam boyutlardaydı ki yeryüzü evrelerinden Mezozoik dönemi bitirmiş ve Senozoik dönemi başlatmıştır. O devasa ve korkunç dinozorların günümüzde sadece çocukların elindeki sevimli oyuncaklardan ibaret olması 66 milyon yıl önce yaşanan Kretase yok oluşuna bağlanmaktadır. Bu felaketin sebebinin tam olarak kanıtlanmamış olmakla birlikte Meksika'nın Yucatan bölgesine düşen bir meteor olduğu düşünülmektedir. Bu meteorun çapı 10 kilometre ve meydana getirdiği kraterin çapı da yaklaşık 180 kilometre genişliğindedir. Yeryüzünün 200 milyon yıldır en baskın canlıları olan dinozorlar ve birçok sürüngen türü tarihe karışmıştır. Ayrıca ilkel kuşların birçoğu, birçok omurgasız deniz canlısı ve plankton türlerinin çoğu tarihin tozlu raflarında yerlerini almışlardır. Kara bitkilerinin %35'i, tüm canlı türlerinin ise yaklaşık %70'i bu felaketten paçayı sıyıramamıştır. Çiçekli bitkiler, kertenkele, yılan ve timsah gibi sürüngenlerin yanı sıra bazı küçük ilkel memeliler de bu felaketten kurtulmayı başarmışlardır. İçinde bulunduğumuz dönemde 6. bir yok oluşu yaşıyor olup olmadığımız hala bir tartışma konusu. Ancak küresel ısınma sonucunda oluşan iklim değişikliği gibi nedenlerle birçok canlı neslinin soyu tükendi ya da tükenmek üzere. Eğer şu anda yok oluş sürecinin içine doğru sürükleniyorsak, en büyük suçlu bizleriz. Sanayi devrimini takip eden yıllarda yaşanan endüstriyel gelişmeler ve tüketim çılgınlığı, bunların yanı sıra doğanın her parçasını kirletmekte bir sakınca görmememiz, dünyayı kaçınılmaz bir felakete doğru sürüklüyor. Ünlü gökbilimci Carl Sagan'ın sözleriyle bitirelim videoyu. Dünya, şu ana kadar yaşam barındırdığını bildiğimiz tek gezegen. En azından yakın gelecekte türümüzün göçebileceği başka bir yer yok. Bu soluk mavi noktayı daha içten paylaşmamız ve koruyup şefkat göstermemiz gerekiyor.
Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın, takipte kalın.